Ve Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Nedeni ise sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlar ve eleştirilerdi. Polat yazılanlara hakaret dese de savcılık aynı fikirde değildi efendim. Hadi para, elimizin geri başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Hop. Hadi hadi. Allah belanızı versin. Hadi. Kabahati boyunu açtı, o ise faturayı sosyal medyada yorum yazanlara kesmeye kalktı. Kimseyle empati yapmıyorum çünkü kendimden başka kimsenin yerinde olmak istemiyorum. Dilan Polat'ın hakarete uğradığını ileri sürerek çok sayıda kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ama Allah hakkı için çok üstüme geliyorlar. Herkes üstüme geliyor. Hadi. Tutuklanmadan önceydi. Dilan Polat sosyal medyada hayli saldırganlaşmıştı. Sonun yaklaştığını anlamış gibi ağza alınmayacak sözlerle tükürerek birilerini tehdit etmişti. Sana bir uçarım buradan. Kızgın ateşe oturturum. Bak seni ateşe oturturum. Tedbir kararı mı? Tedbir kararının anasını göreceksin. Enerji. Hadi. Yeni ortaya çıktı ki o paylaşımlara yapılan olumsuz yorumlara, eleştirilere tahammülü hiç yoktu. Her birini şikayet etmiş, ağzında ne geveliyorsun diyene de, hesap vereceksin diyene de hakaret davası açmaya kalkmıştı. Ağlayacak mısınız? Bak şimdi anlatıyorum yetersiz geliyor. Kara para aklama suç örgütü üyeliği gibi iddialarla cezaevinde bulunan Dilan Polat aksini beklese de savcılık o yorumlar için hakaret sayılmaz diyerek takipsizlik kararı verdi. Hadi.